Evet, öncelikle çok güzel bir zirve gerçekleşiyor. Göder en son 2018 yılında pandemiden önce bu zirveyi gerçekleştirmişti. Pandemiden dolayı bir ara verildi. Tekrardan buluşmuş olmak, özellikle gayrimenkul geliştiricilerinin ve diğer çözüm ortaklarının bulunduğu ciddi bir sinerji var burada. Dolayısıyla çok memnunuz. Tekrardan buluştuğumuz için de çok mutluyuz. Bizim burada bugün biz de yer alıyoruz. PropTech temasında sponsor olduk gayrimenkul teknolojileri alanında. Özellikle gayrimenkul sektörünün teknolojik dijital dönüşüm anlamında ciddi bir ihtiyacın olduğunu bundan 2 sene önce tespit etmiştik. Dolayısıyla biz de bu sektöre adım attık. Daireleri konaklama ünitesine çevirdik. Yani aslında bugün otelcilikle yetinen konaklama sektörünü asıl sahibi olan konutlara döndürmek için bir çalışma başlattık. Burada kendi projelerimize ilerleyip daha sonra diğer gayrimenkul girişimcilerinin de projelerinde yer almaya başladık. Özellikle çeşitli daire tiplerinde insanlara otel konforunda ama aile sıcaklığında bir hizmet verebilmek için dairelerde orta ve uzun vadeli konaklama hizmeti veriyoruz. Temel maksadımız aslında konaklama deneyimini uçtan uca dijitalleştirmek. Yani bugün misafirler, konuklar rezervasyon yaparken online rezervasyon yapıyorlar ama konaklama deneyiminde hep bir resepsiyonla, bir housekeepingle, bir oradaki teknik personelle muhatap olmak durumunda kalıyor. Bunun yaşadığı ceremeleri çekiyorlar. Biz burada bütün süreci dijitalleştirerek insansız bir konaklama tesisine dönüştürme vizyonuyla yola çıktık. Şu anda da bu şekilde ilerliyoruz. İstanbul'da, İzmir'de, Sakarya'da ve Antalya'da farklı lokasyonlarda ünitelerimize hizmet veriyoruz. Gayrimenkul sahiplerine ne tür avantajlar sağlamış oluyorsunuz bu şekilde? Şimdi gayrimenkul aslında çok riski düşük bir yatırım olmakla beraber çok statik de bir yatırım. Yani yaptığınız gayrimenkul yatırımdaki kira getirisi yıllık enflasyonel artışa tabi olduğu için özellikle enflasyon ekonomisinde yaşadığımızda göz önünde bulundurarak söylüyorum. Dinamik bir yönetime ihtiyaç duyuyor. Biz burada gayrimenkul sahiplerine mülkünü en verimli şekilde, en dinamik şekilde yönetebilme imkanı sağlıyoruz. Bulundukları, daha doğrusu sahip oldukları gayrimenkul ünitelerini kısa, orta, uzun vadeli konaklama hizmetiyle değerlendirerek onlara bir döviz getirili gayrimenkul yatırım enstrümanı hizmeti sunmuş oluyoruz. Yine aynı şekilde kontratlarımız normal kiracı kontratı gibi değil, kısa süreli flexible dediğimiz kontratlar olduğu için performansımızı beğenmemesi durumunda mülk sahibiyle hızlı bir şekilde yol ayrılığına da girebiliyoruz. Dolayısıyla daha esnek bir mülk yönetimi var. Gayrimenkul sahipleri için de çok önemli bu. Çünkü son zamanlarda da malumunuz hep bir tahliye, bir tahsilatta gecikme problemi yaşıyor gayrimenkul yatırımcıları. Tabii kiracılar da enflasyon ekonomisinden olumsuz yönde etkilendiği için karşılıklı bir mağduriyet var maalesef. Biz burada gayrimenkul sahiplerine döviz getirili bir yatırım enstrümanı sunarak onların bu enflasyonel artıştan negatif değil pozitif ayrışmasına yardımcı oluyoruz diyebiliriz.